Merhabalar, Gerçek Haberci LG Bakış'ta tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün birkaç tane belli başlı konumuz var. En başlıca konumuz da mevcut belediye başkanlarının yeni gelen adaylara çıkardığı sorunlar olacak. Tabii Adem Nakçi ile beraberiz. Merhaba Adem abi. Merhaba. İlk konumuz gazeteci abimiz Süleyman Gencel'in tutuklanması. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Sadece geçmiş olsun dileklerimizi iletmek mi de kalmamamız gerekiyor aslında bu konuda. Sonuna kadar da takipçisi olmamız gerekiyor. Çünkü Süleyman Gencel haklı olduğu bir konuda haksız konuma düşürülüp suçlu başkasının olduğu yerde suçluların devletin gücünü kullanarak, erkini kullanarak bir gazeteciyi tutuklattığı yerdeyiz. Dün de bir eylem gerçekleştirdik. Adem abi sen de eylemdeydin. Eylemle ilgili önce bir basın açıklaması ile ilgili görüşlerini alayım. Yani şey söyleyeyim, toplumsal tepkinin gittikçe arttığı bir nokta. Sadece bu tip eylemleri genelde 3-5 gazeteci yapardık ama bu sefer hem Süleyman abinin siyasi kimliğinden dolayı, tanınmışlığından dolayı hem de şeyden diğer partilerin mevcut hükümetin artık son Hatay depremiyle ilgili Cumhurbaşkanı açıklamasında olduğu gibi bir tepki oluşmasından dolayı insanlar bu sefer katılım beklenenden çok çok daha fazlaydı. Sivil toplum kuruluşlarından, diğer gazeteciler sendikasından, yani sadece İGC'nin açıklaması değil, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin açıklaması değil, Türkiye Gazeteciler Sendikası oradaydı, Habersen oradaydı, işte o da bir neticede bir şekilde gazetecilerin örgütlenmesi oluyor, sendikalar vardı, STK'lar vardı. Ya geldiğimiz nokta aslında bıçağın kemiğe dayanması diyorlar ya, kemik değil de bence kemiği de kesmeye başlamış vaziyette. Kemik Yani, kırıldı zaten. Kemik kırıldı, uzun yıllar kemik oldu. kırıldı. Yani söylemler artık öyle bir hale aldı ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hatay'daki açıklaması zaten şu vukuundan beter dediğimiz olayın birebir örneği. Yani bize oy vermezseniz, biz iktidarda olmazsak size de hiçbir şey gelmez. Görüyorsunuz Hatay'ın halini dedi. Haklılardı. Depremde Hatay hep ikinci evlattı. Deprem üstün, hani en çok harap olan kent Hatay'dı ama en çok yardım nedense onların belediyelerin olduğu yerlerle özel bir ilgilendi. Zaten bir işte durum buydu. Bundan dolayı isyan vardı. Aslında gazeteci muhaliftir abicim. Muhalefet eder. Yanlışını söyler. İnsanlara doğruyu göstermeye çalışır. Yapılan hatalarda kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışır. Süleyman abinin yaptığı buydu. Şimdi Yaptığı burada başka bir şey değil. Bunu biz de yapıyoruz, öde yapıyoruz. Biz birçok programda hani artık direkt kavga ettiğimiz için kimse sesini etmiyor. Birçok programda bize direktmen şey söylüyorlar zaten. Ya abi onu niye söyledin? Bunu niye söyledin diye. Biz neyi söylemeyeceğiz o zaman? Sipariş listesi hazırlayacağız. Bugün işte birazdan masaya yatıracağımız belediye başkanlarının durumları gibi. Ya da işte AK Parti içinde yapılan icraatların durumları gibi. Bunları tek tek masaya yatırıp söylememiz gerekiyor. Süleyman abi gazetecilik yapmıştır. Gazetecilik de bir suç değildir. Bunun üstünde basa basa da söylüyoruz. Ben çok mutluyum. Süleyman abiyle bu stüdyoda program yaptığım için, Süleyman abi gibi bir tane abimiz, meslek büyüğümüz olduğu için, öyle bir insanın dostu olduğum için benim için hayatımda önemli bir yerlerden biri. Hani Süleyman abi dışarıdan belki sert gelebilir ama o klasik şey var ya, tanısan seversin diye bir muhabbet var biliyorsun yani aşıklar için söylenir. Süleyman abi tam o tarife uyan bir tip. Yani tanıyınca ya bu adam çok farklımış dediğiniz bir tip ama emin ol içeride değil 3 ay, 3 gün, 5 gün, 1 sene, 5 sene. Süleyman abi 10 sene de yatırsan Süleyman abi o bildiği doğruyu söylemekten çekinmeyecek. Biz de onun kardeşleri olarak, arkadaşları olarak biz de o bildiğimiz doğruyu söylememekten geri kalmayacağız yani. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Bir taraf kalemini kullanıyor. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Diğer taraf ise yani fiiliyata döktüğü suçlar var diğer tarafın. Şiddet kullanmak gibi, evini gözetletmek gibi, yani bu adamı dövdürtmek gibi. Yani ve daha bunun dışında tamam yasal olarak haklı olduğu, yani yasal olarak hakkı olan ancak baktığımızda yapılmayacak hareketler de var. Yani yoğun bakımda yatan adamı tutuklatmaya yol atmak gibi. Yani şimdi devletin gücü bir gün siz bugün kullanıyorsanız bu güç bir gün size karşı da dönecektir. O zaman da ne olduğunu hep beraber Ya göreceğiz. O göreceğiz gün de zaten. gelecek bir gün Yani elbette. şimdi hani meşhur şarkıdır bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı diye. Yani iktidarın erkeğiyle bir şeyler yapmaya çalıştığı müddetçe bunu sadece AK Parti özelinde demiyorum. Yani bölgesel Ya bu da ittifaklardan bütün diyorum. Yerel partiler için. iktidardan da söylüyorum Yerelde de bölgesel. gücü kullanıp gazeteciler üstünde baskı kuran Baskı insanlar kuran var. var. Yani Yani bu biz tek şeyiz ya. taraflı değil bizim Hesaplarına baskıcımız. gelmediği vakit vebalı davranılacak kitle olarak görüyorlar bizi. Yani devir kimseye kalmıyor.
hani şeyin de Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi senin de şarkın bir gün devrilir diyor ya, herkesin de şarkı bir gün devrilecek, o zaman da göreceğiz. Emin ol ilk bugün o güce tapıp bize karşı cephe açanlar ilk bu davaları satıp başka tarafa geçecek insanlar olacak. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Mevcut Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanların gelen yeni aday arkadaşlara, yeni adaylara, partili adaylara yaptıkları muamele, belediye içinde estirilen terör, belediye çalışanlarına verilen talimatlar, sürgünler, durdurulan işler ve yeni adayın toplantılarına katılmamaları. İşin özü rakip parti AK Parti'ye belediyelerin bir şekilde ben yoksam CHP'de yok deyip tepside sunulmaya çalışılması. Ya şey anlıyorum. Evet, Adem abi. Yani iktidar ben gelmedim. Kendi demin dediğimiz güç odakları var ya, kendi iktidarlarını oluşturmak üzere hayal edenler. Şimdi bu AK Parti'de çok daha farklı şeyler oluyor. Mesela Bergama olayını biz yazdık. Söyledik. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçlu'nun nasıl egal edildiğini, Kınık'taki belediye başkanının oraya nasıl operasyonla getirdiğini yazdık. Ama ne hikmetse AK Parti'de kimse bunu konuşmuyor. Anladın mı? Bir sürü ilçelerde gösterdikleri adayın karşısında duracak aday var. Vermeyeceğiz diyenler var. İşte örnek var, Kemal Paşa'nın sıkıntılı yaşıyorsun orada. Menderes'e sıkıntı yaşıyorsun. Anlatabildim mi? Ama CHP Menderes, bu gelirse olmaz, şu gelirse olmaz diyor. Belediye başkanı herkese ambargo koyuyor. Kimseyle çalışmasını istemiyor bir yandan. AK Parti'deki Menderes durumu daha vahim. Ama duydun mu Menderes'le ilgili bir tane eleştirel durum? Hayır. AK Parti içinde. Yani o adayla kazanamayız, o aday kötüdür deyip kendi adaylarını eleştiriyorlar. Eski başkan başını çekiyor. Orhan İlçe başkanı başını çekiyor. Orada daha işte eski milletvekili orada oturuyor, başını çekiyor. Ve Menderes öyle bir kritik yer ki, senin Gençlik Kolları Genel Başkanı'nın ikametinin olduğu yer ve onun ilçesi. Kaybedim eskiler. Mesela şeyde, Torbalı'da yine aynı durum var. Özgür Erman Çağlar'ın karşısında Selman Günaydın dediler. Selman Günaydın sesini çıkarmadı, apar topar. Şey, yurt dışında şu an. Onun yerine eski başkan var, Adnan Yaşar. Başkan, onu da yediler. Adam sesini çıkarmıyor ama ekipleri çalışmamak için direniyor. Burada bu kadar kavga varken işin ilginç tarafı, CHP'lilerin sanki o koltuk doğduğum han bana hakmış gibi. İşte ben bir örnek kitap vereyim, isteyenler bulabilir. Duvar Yayınları'nda çıktı burada. Şeyde kemer altındaki şeyden, Veysel Çıkmaz'ın da kitap evi. Oradan bulabilir. Erguvaniler diye bir kitap var. İzmir'in eski kalburüstleri, sosyetesi, Sebat Ayıs aileleri doğan çocuklarını Erguvan Atlaslara sararmış. Bunlar özellikli olduklarını, doğuştan her şeyin hak talip ettiklerini belirtir. O kitaptan yola çıkarak söylüyorum. Mevcut belediye başkanları sanki kendileri de o Erguvanilerdenmiş gibi, her şey onlara hak, onların dışında kimse gelmesin diye bir şey var. Şimdi ben mesela dün haberini ilk yazanlardan biriyiz. Bizden sonra birçok insan yazdı. Bilgi de zaten paylaştılar, yazılsın diye söylediler. Yani belediye başkanı, Gaziemir Belediye Başkanı Hallar'da apar topar dosyasını çekiyor. Beraberinde belediye başkanımız yapan İzel Zenginobuz işte ve Necati Başkan olmak üzere tamamı 5 yere de dosyalarını çekiyor. Dosya çekmek nedir? Şöyle söyleyeyim, aday adaylı dosyası. Başka bir yere aday adaylı başvurunuz varsa ve ondan vazgeçmemişseniz ikinci bir partiye gidemiyorsunuz. Öbür parti sizi düşürebiliyor. Bu adam bizim aday adayımız, oradan olamaz diye şikayetlerse düşme babın var YSK'da. Bu da şunu gösteriyor, bu hamle yapması gerektiğini söylüyor. Yani hamle yapacak büyük ihtimalle, benim duyduğum kadarıyla kapı arkasından bağımsız çıkması zor, tipe dayayacak sırtına. Zaten sana da geldi, bana da geldi, diğer gazeteci arkadaşlara geldi. Aynı gün takır takır yazıyorlar işte, Gaziemir'de Seydiköy'lü bir başkan olmazsa olmaz diye en azından 50 tane tweet adresi geldi, WhatsApp'tan mesaj geldi. Şimdi bu arkadaşlar, benzer durum başka yerde de var. İşte Buca'da göçmen olmazsa olmaz. İşte Karabağlar'da Kürt olmazsa olmaz. Orada bilmiyorum ne olmazsa olmaz. Ya arkadaş, yani bu kentte kendi koltuğunu düşündüğünüz kadar bir sosyolojik araştırma yaptınız mı? Bir demografik yapıya baktınız mı? Anlatabildim mi? Bir sosyoekonomik yapıya, sosyopolitik yapıya baktınız mı? Bunları söylediğimiz vakit birçok insana yabancı kelimeler gibi geliyor. Niye yabancı dille konuşmuyor, Türkçe konuşmuyor diyecekler. Anlatabildim mi? Yani demografik yapıya bakmıyorsun. Sen Seydiköy'de, sadece Seydiköy kalmış abi. Doğru, doğal hakkını koruyor ama Gaziemir nüfusun %5'ini, 6'ını, 7'sine takabül etmeye başlamış vaziyette. Sen Aktepe, Emraz, Binbaşı, Reşat'taki adamları ne yapacaksın? Çoğu doğu kökenli adamlar. Oradan gelmişler. Şimdi geleceğim... Bir saniye seni böleceğim Adem abi. Bir mesaj geldi şimdi. Mesaj atan Serdar Öztürk, Serdar abi.
Bilgilendirme Süleyman abinin mevcut durumu ile ilgili bilgilendirme. Şöyle okuyorum tamamen. Gazeteci dostum Süleyman Gencel esaretinin 5. gününde avukatı Samet Tekin ile görüştü. Cuma gününden bugüne görüşemiyorduk kendisiyle. Samet Tekin ile görüştü. Edindiğim bilgileri kendisini merak edenler için paylaşıyorum. Sağlık durumum iyi. Bulunduğum koğuş rahat ve sıkıntı yok. Bol bol gözlem yapıyor ve veri topluyorum. Yani dert dinliyor Süleyman abi şu anda cezaevinde. Sosyal medya dahil destek veren ve çeşitli yollarla duyarlılığını gösteren, açıklayan herkese teşekkür ediyorum. En kısa sürede görüşmek üzere selamlar. Bu arada anlayabildiğim kadarıyla da hukuki süreç hakkında bilgilendirme yapayım. Denetimli serbestlik nedeniyle dışarıda olduğu 3 yıl 2 aylık cezası, daha sonra eklenen 1 yıl 2 ay 17 günlük cezası ile bozulup bozulmadığı konusunda kesin karar yok. Denetimli serbestlik bunu infaz hakimliğinden sormuş ama henüz yanıt gelmemiş. Bu yüzden hakimliğin kararı beklenmeye devam ediyor. Yine de sonuç ne olursa olsun avukatı birkaç hafta içinde serbest kalacağından umutlu. Biz de umutluyuz. İnşallah Süleyman abiyi en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Kendisini de seviyoruz. Buradan da tekrar selam söyleyelim. Çıkınca izler. Evet Adem abi. Yani işte onu söyleyeyim. Yani kendilerini hak görmüş gibi davranıyorlar. Israrla inatla ters düşmeye çalışıyorlar. Aday olmaya çalışacak. Mesela demokratik yapıdan bahsediyor. Yani o ilçeleri artık kimse kollamıyor, korumuyor. Kimse bakmıyor. Nedir? Arkadaş burada ne var? Bu nüfus nedir diye kimse sormuyor. Mesela ben ilginç bir şey söyleyeyim. Kalabağlar Belediye Başkan adayı Halil İnay Kalay'ın açıklamasına gittim. Çok ben, bu şey dağıtmadan Adem abi. Hı. Yani ilçeden ilçeye geçmeyelim. Yok, ilçeden ilçeye geçmeyelim. Gaziemir'de kalalım. Önce Menderes'te kalalım. Bir, Menderes'te kalalım. Mevcut belediye başkanı Erkan Bey. Hı-hı. Yanılmıyorum değil mi? Doğru isim söyledim. Doğru. Erkan Bey. Sen oraya daha vakıf olduğun için. Yani Erkan Bey kendisi belediye başkanı tutuklanmasından sonra göreve geldi. Hı-hı. Bence kısa dönemde de güzel işler yaptı. İzmir'de de kendini siyaseten hem kabul ettirdi hem sevdirdi. Birçok dost kazandı. Tabii dostluklar siyasette de hani bildiğimiz sosyal hayatta da çok önemlidir. Bu kadar dost kazanması da güzel bir şey. Ancak bizim duyduğumuz kadarıyla Erkan Bey'in son dönemde yaptığı hareketler, belediye içinde özellikle yaptığı, personele karşı geliştirdiği tutum kabul edilebilir bir tutum değil parti açısından. Direkt mobbing uyguluyor. Yani direkt mobbing uyguluyor. Yeni başkan adayı İlkay Bey ile ilgili herhangi bir sorunu da yoktu benim bildiğim kadarıyla önceden. Ancak yani İlkay Bey'e destek verilmesi konusunda belli yaptırımlar uyguluyor. Belli arkadaşları belli yerlere sürdüğü söyleniyor belli durumlardan dolayı. Yani yardım etmesinler diye onlarla evet, beraber çalışmasınlar yani şimdi diye. Burada biz tabii Erkan Bey'i ben şahsen çok iyi tanımıyorum. Tanıyan arkadaşlarımız da var. Kendisiyle yakın gazeteci dostlarımız da var. Hakkında biz hep olumlu görüşler aldık bugüne kadar Erkan Bey'in. Erkan Bey'e bizim buradan naçizane ancak tavsiyemiz olabilir. Kendisi İzmir'de siyaseten sevilen bir insan. Partisine destek verirse ve yeni gelen adayın arkasında durursa siyaset uzun ömürlü bir durum, bir koşu. İleride de tekrardan yani arkasında da örgüt desteği bulacaktır ve farklı yerlere gelecektir. En azından küsmedi, çalıştı, yaptı. Evet, küsmedi, çalıştı denilecektir. Yıllarca Menderes'te yaşayacak. Bu siyaset hani bugün yaptım, yarın yapmadım denen bir durum yok. 5 sene sonra da bu adaylıklar gelecek. 4 sene sonra milletvekili adaylıkları gelecek. Yani ilçelerde, illerde yarışlar olacak parti içi. Benim naçizane tavsiyem mevcut adaya yani destek verip siyaseten sevgisini ve saygısını koruması, partilerin desteğini alması ve önümüzdeki sürece bakması. Çünkü yani Menderes'in böyle bir duruma da ihtiyacı var. İlkay Bey'in de ihtiyacı var. Onun da bir abiye ihtiyacı var orada. Yani Menderes'in de bir parti büyüğüne ihtiyacı var. Yani ben Erkan Bey'e bunu demek istiyorum. Eğer doğru davranırsa siyaseten ömrü uzun ancak yani şu anki tutumunu sürdürürse CHP'nin tozlu sayfalarında kalacaktır. İşte görüyoruz tekrardan CHP'li bir adam, bir aday İYİ Parti'nin aday çıktı. Partiyle hiçbir bağı kalmadı. Hangi partide olduğu belli değil. Kim için, ne için, hangi ideoloji, hangi duruş için o istediği belli değil. Yani ben başkan olayım da ne olursa olsun ben olmazsam da tufan anlayışı siyasilere bugüne kadar hiçbir artı kazandırmamıştır. Bütün dediğin işte o şeyde, cümlede saklı. Yani benden sonrası tufan. Ben olmazsam kimse olmasın diye. Ya şimdi bana kimse yarın öbürsü gün ülkenin geleceği kaygısı, işte yerel yönetim neden güçlü çıkmak şu bu. Ya zaten
genel yönetimlerde milletvekili çıkmamış, genel seçimlerde çıkmadım, etmedim diye küsüp darıldı. Ya efendim niye bu bir ittifakta, niye onlar oldu, niye bunlar oldu deyip oy vermeyen adamlar bugün kalkıp bak gene oldu diye. Ya kardeşim kavgaya girmiyorsun. Kavgaya girmediğin yerde yaptığın tek şey kendi ekibini baltalamak. Karşı tarafla ilgili bir tane kötü sözün var mı? Hayır. Karşı tarafla kötü söz derken eleştirel bakış açısından söylüyorum. Eleştirin var mı? Hayır. Şu bu. Demin örneğini veriyorum ya. İşte bak Menderes'e gene kavga var AK Parti içinde. Sen niye bu kavgayı kullanmayıp da kendin de orada kavga yaratıyorsun? Yani sen o koltukla doğmadın. O koltukla da gömmeyecekler kimseyi. Menderes üzerinde tüm belediye başkanları için söylüyorum. Şimdi yarın kimse bana ben Atatürkçüyüm, ülkenin geleceğini istiyorum, şudur budur. Bu kadar rejim sorunu tartışılırken, rejimle ilgili bu kadar tartışma yaparken ben başkan olmadım, gidip oy vermem, çalışmam demenin mantığı yok. Hani dersin ki o adayın karşılığı yoktur, budur, bir eleştirirsin, gider genel merkezde derdini anlatırsın, edersin. Ama böyle bir şey, bir durum da yok şimdi. Anlatmak istediğim sana hallarda. Şimdi ben çok iyi biliyorum. Gelelim Gazi Emir. Sordum. Gazi Emir'e gelelim. Sordum, öğrendim, soruşturdum. En yakın çevresinde tiple görüşüyor diye. Ben tipi de anlamış değilim. Yani CHP'den... Tip konusuna ayrıca birazdan gelelim. Yani başkası İYİ Parti ile görüşüyor. İYİ Parti bugün 18 tane ilçesini açıklamadı. Halen bekliyor. Haftaya kaldı. Haftaya kaldı. Niye haftaya kaldı? Haftaya CHP'de yani, her şey biterse Meral Akşener'in cenazesi yüzünden kaldığı söyleniyor. Ama ya yani bahane. Ne kadar yani şimdi ne bir kadar şey söyleyeyim. Bilmiyorum. Abisinin cenazesinde bu kadar kopmadı siyasetten bu kadın. Anlatabildim mi? Şimdi basit örneğini veriyorum. Yani CHP, bugün herkes bunu konuşuyor. Biz de konuşuyoruz. Sen Adem Nakçı'yı CHP göstermedi. Aa, İYİ Parti gel bizden görün diyecek. Şimdi Gazi Emir'de şöyle Gazi Emir'de mesela demin onu söylüyorum. Şöyle yani, bir durum var Adem abi Gazi Emir'de. Gazi Emir'de yani sorulduğunda insanlar diyor ki yani siyasetle uğraşan CHP'nin içinde birkaç hani klik diyor ki burada yerli olmazsa kazanamaz. Şimdi Gazi Emir'de yerli olmak ne demek? Seydiköylü yani, olacaksın. Yani şimdi Gazi Emir zaten... Pomak göçmen olacaksın. Yani Pomak göçmen mi olman gerekiyor illaki tabii, yerli göçmen, olmak için? Tabii göçmen Pomak köken olman gerekiyor. Seydiköylüler Pomak ya. Benim bildiğim Sadık neydi? Karıştırıyorum herhalde ismini. Yeni adayın... AK Parti'nin mi? Hayır. Gazi Emir CHP'nin... Özkan. Neydi ismi abi adamın şeyini de unuttum. Cumhuriyet Mali Müşavir. 60 tanedir adam Mali Müşavir. Karısı göçmen, kendisi Karslı. Işık. Ne Işık'tı? Evet, Özkan Işık. Özkan Işık. Şimdi tabii... Yıllardır parti içinde çalışmış. Evet. 50 senedir o kentte mali müşavir. Mali müşavir. Ki bunu en iyi de tanıyan kim biliyor musun? Hallarda. Hallarda da mali müşavir o kentte. Şimdi bu arkadaş, bu abimiz mesela şey değil mi? Oranın yerlisi sayılmıyor mu Kars'ta olduğu için? Ya 50 senedir orada adam. Ne yapacağız? Karısı oralı. Şimdi bak benzer durum Deniz Doğan için. Deniz Doğan da göçmenim diyor. Babası Mardinli. Şimdi orada da böyle bir kampanya başlatmışlar. İşte Deniz Doğan göçmen, annesi göçmen, babası Mardin. O zaman kimseye yasak koyalım abi. Ya ben Sadık herkes Dinler evinden çıkmasın. Sadık Dinler ismini duyuyordum. Ha? Sokakta Sadık Dinler ismini duyuyordum. Yani ama hani Özkan Işık hakkında da olumsuz bir şey duymadım ben bugüne kadar. Yani bu yabancı aday, işte ithal aday, yani yerli değil, yerli olmayan aday kavramı nereden zaten çıktı bir anda onu da anlayamadım. Bir kentin demografik yapısını incelemeyen, irdelemeyen adamlarla. Yani ben aday olacağım, benim dedem adaydı, öbürü bilmem kimdi, amcam buralı, ben Pomak'ım, öbürü Rus, öbürü Çerkez, öbürü Kürt, bu Türk, bu göçmen, bu Alevi. Bir ayırmanın bir anlamı yok. Zaten insanlar ayrıla ayrıla neredeyse birbirimize gireceğiz yani. Ya bu aynı zamanda Karabağlar'da da var şimdi. Tamam, dağ vahimini söyleyeyim sana. Şimdi sen diyorsun ki, hani bizim nüfusumuz diyorsun, hani konuşuyorsun, bizim nüfusumuz diyorsun, işte göçmen. Tamam Seydiköylüler var, daracık bir bölgede kalmışlar. Neredeyse nüfusun 30'da biri, 40'da biri olmuşlar. Şimdi sen Evkayedi dediğimiz bölge var, Uzundere'ye çıkan bölge. O bölge 50 bin memleketten 50 tane ayrı adamın geldiği şeyden oluşuyor, memurlardan oluşuyor çoğunluk, toplu konut yapılmış orası. Şimdi geliyorsun, Yeşillik Caddesi'nin sol tarafında kalan, Sarnıç tarafına, tren hattıyla Sarnıç'tan ayrılan bölüme geldiğin bölgede Binbaşı Reşat var orada. Binbaşı Reşat'ın tamamı Doğu kökenli. Gidiyorsun CHP'nin seçim bürosuna çok, işte demin seçim bürosu kurulacak, göreceğiz. Geliyorsun Aktepe, Emrez, polis lojmanlarını yıktılar mesela Aktepe'de, Emrez'de. Orası da zaten göçmen diyorsun ama genelde işte Tunceli'den, Kars'tan, şuradan, buradan gelenler. Hani göçmen tabii. Göçmenlikte kavram illa Pomak olması mı?
Diyor, neticede ben de göçmenim abi. Ben Diyarbakır'dan 1600 kilometreden geldim. Senin geldiğin kilometre sınır komşumsun. Geldiğin yer en fazla İzmir'e 800 kilometre bilemeden 700 kilometre. Ben 1600'den geldim. Ben senin iki katından geldim diye ben göçme. Ben de mi göçmen olacağım şimdi? Ya yani benim babaannem Muş'tan Diyarbakır'a doğru gelmiş. Muhacir diyorlar orada da. Şimdi Muş'la Diyarbakır arası 2,5 saat abi. Ya artık şimdi göçmenlik kavramı neye göre? İzmir gibi, Ankara gibi, İstanbul gibi, hatta Bursa gibi, Kocaeli gibi, Mersin gibi, Antalya gibi, Adana gibi metropollerde yerli ve göçmen kavramı birbirine girmiş durumda. Onu söylüyorum yani işte. Kim yerli, kim göçmen. Yani adam gelmiş 3 nesildir burada, artık yerlisi olmuş. Adam gelmiş ya da üniversite mezunu, burada üniversite okumuş, burada kalmış, ailesini, hayatını burada kurmuş. İşini burada kurmuş, burada çalışmayı tercih etmiş. Bu adam artık yerli olmuş. Önemli olan kent adını ne üretebildi? Adem, sadece Giritli Derneği 3 tane var. Üçü de birbirinden ayrı dernek İzmir'de. Toplu normal şartlarda Giritlerden gelen hepsini, Girit'ten göç edip gelen hepsini Giritliyiz demiyor mu? Ama birbirlerinden ayrılar. Ya Batı Trakya, Batı Trakya'dan gelenler ayrı. Egeliler, yani Egeliler, Egeliler dernekçiliği doğullardan öğrenmişler. Tamam ama bak, yani. yok göçmenler de biz yapmışız ama şimdi sizden sonra anlatabilirim. 50 tane, ya belki 8-9 tane Makedon dernekleri var. Makedonya Türkleri yani göçmenleri. Olabilir. Şimdi Trabzon kağıdı ne biliyor musun? Ne zaman karşıya Karslı, işte atıyorum Uşak'ın yörüğü, işte ne bileyim Antalya'nın yörüğü geldiğinde, yani sadece Kürtler ya da Doğullar, Aleviler demek istemiyorum. Ki zaten de öyle değil. Bunlar geldiği vakit bunlar bir araya geliyor. Şimdi bu Turnusolu çıkar, aradaki yörüğü çıkar, tamam mı? Tatacı Alevisini çıkar, işte Kürt'ü çıkar, Türkmeni çıkar. Ben Cumhuriyet, çıkardığın vakit, Cumhuriyet Halk Partisi. Yok şunu söyleyeyim, bitireyim. Bunları çıkardığın vakit bunlar bu sefer kendi işlerinde bölünüyor. Sen Homaksın, ben Makedon'um, Bulgaristan göçmeni, bu bilmiyorum neyin göçmeni. Bu sefer kendi işlerinde birbirine giriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bireylerin, yurttaşların etnik kökenleri üstünden siyaset yapmasını hiçbir zaman tasvip etmedi. Sol bir partide zaten ki, olmaması gereken hayır, bir şey. Yani sadece şeyde değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, bunu AK Parti'deki de tasvip etmedim. Yani bu işin içine girdiğimizde de bitiriyorlar abi. İşin içine girince de AK Parti'de aslında bu etnik yapının çok daha silikleştiğini de görüyoruz. Bir şekilde birbirlerini tutuyorlar ama bu çok fazla dışarı yansımıyor. Bu CHP'deki kadar yansımıyor. Ancak Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına inanmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş bir birey olduğunu iddia eden insanların sen Karslısın, sen Kastamonulusun, sen Diyarbakırlısın, sen işte ne bileyim Batman'dan geldin, sen Afyon'dan geldin, sen Kütahya'dan geldin gibi tavırlarla birbirlerini dışlamalarını zaten çok mantıksız buluyorum. Ha şunu diyebilirim. Kardeşim bu kadar hani CHP'liyseniz mesela Karslılar hakkında ben eleştiride bulunuyorum. Malatyalılar hakkında da eleştiride bulunuyorum. Bu kadar CHP'liyseniz ya biraz da memleketinizde çalışın diyorum. Bir CHP'li olarak. Neden hep İzmir'de çalışıyorsunuz diyorum. Kolay yer olduğu için mi diye. Bunu soruyorum mesela. Kim? Ama CHP'nin de kalitesi değil burası yani. Ya ama şunu demiyorum. Sen Karslısın, İzmir'de siyaset yapamazsın. Yabancısın. Abi adam buraya gelmiş, yerleşmiş. Çocuğu burada doğmuş. Evi burada. Eşiyle burada tanışmış. Hayatını burada kurmuş. Belki 10 senedir memleketine gitmiyor. 15 senedir memleketini görmüyor belki bu adam. Sana basit artık burası. Şimdi göçmen göçmen diyorsun. Karşımızda göçmen var. Bizim de göçmen adayı çıkarmamız gerekir diye Halil Arda ve ekibinden sürekli mesaj geliyor. Karşıdaki göçmen dediğin, AK Parti'nin adayı Deniz Doğan. Ama Deniz Doğan aynı zamanda şey, babası Mardinli. Nasıl yapacağız? Kim ya o zaman Karabağlar'da Mardin aday gösterildi. Deniz Doğan Karabağlar'da da CHP Mardinli aday göstermek zorunda. Yani işte onu söyle. Konak'ta Mardin aday gösterildi. Konak'ta Mardin aday göstermek zorunda. Ya bunu anlatamıyoruz insanlara yani. Mesela dersin ki kadın aday, burada da bir kadın eli değmeli, bir kadın aday görünmeli dersin, tamam mı? Bunu anlarım. Hani Konak'ta yapıldı mesela. Nilüfer Çınarlı Mutlu geldi. Takır takır da konuşuyor. Kadın proje konuşuyor. Proje anlatıyor. Bugün Gültepe'de. Dün Gültepe'ye gitmiş, bugün haberleri var. Kentsel dönüşüm şart, elzem diyor bu kent için. Evet, zaten yüksek bina olması gerekmiyor. Yatayda yerinde dönüşüm ne demek? Kadın anlatıyor. Demek ki konuya vakıf abi. Sen kenti böyle insanlara teslim et. Ya ben Abdülbaşkan'ı da mesela bugün duyduğum kadarıyla Abdülbaşkan'la ikisi oturacaklardı. Ya ben Abdülbaşkan'ı gerçekten kaç dönem belediye başkanlığı yaptı Adem abi? 5. dönemi miydi bu dönem? Bu dönem Konak'ta bir, Nardin'de 4. 4. 5. dönem. Gayet mesela Abdülbaşkan'ın, yani Abdülbatur'un partinin bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem yani son adaylığı açıklanmadığından bu yana aldığı tavır insanlara yani bir şekilde nazik bir şekilde yani artık teşekkür etmesi, yerini bırakacağını
bir şekilde hani rahat bir şekilde bırakacağını belirtmesi, yeni gelen adaya karşı bir yani antipati yaratmaması, hakkında olumsuz konuşmaması, ki bunu yapabilecek de en güçlü aday yani başkan şu anda Abdülbatur. Abdülbatur örgütleri çıkarsa sokağa, yanındaki etrafındaki insanları çıkarsa Nilüfer Hanım'ı çalıştırmaz. Ya öyle. En rahat çalıştırmayacak öyle. Adam ama bir şekilde partinin çalışması gerekiyor. Bunun bilincinde hareket ediyor. Ya onu söylüyorum sana işte. Yani bak mesela Gazi Emir'den örnek vereyim. Deniz Doğan dediğin arkadaş, daha önce AK Parti'nin oradaki belediye başkanı olan Adil Yüksel'in yeğeni. Aynı zamanda Adil diyorum, Adnan Yüksel'in yeğeni, Adnan Gençlik Kolları Genel Şehir Başkanlığı yapan Adil Yüksel'in de, rahmetli Adil Yüksel'in de kuzeni. Şimdi ama Adnan Yüksel yeğenini yapmak için buradaki tek teklere işte biz Pomakkökenli işte mesela orada bahsi geçen Ömür Çamlı vardı. En vay çeşit dedikodu yarattı Ömür Çamlı'ya ilişkin. Sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum, bütün İzmir de tanıyor. Özünde çok kaliteli, çok dürüst, çok temiz bir arkadaşımız. En vay çeşit iftira attılar. Tamam mı? Şimdi mesele orada sen göçmensin, ben Kürdüm, o Türk, bu Laz, bu Çerkez değil abi. Mesele koltuk. Koltuğa gelince nimetlerinden faydalanmaya çalışıyor. Şimdi bak şeyle ilgili, Halil Arda ile ilgili dilekçeyi çekenlere bak ya. Meclis üyeliği adaylıktan başvuranlara bak. İzel Zengin Obuz yardımcısı. Necati Başkan yardımcısı. Ya demek ki gidecekler toplarla bir partiye, kendi ekip kuracaklar, kendi devranları devam etsin diye. Yüzde kaç oy alacaklarını düşünüyorlar şey, acaba? Abi ben kazanmasam CHP kaybetsin. Öbür tarafta da mesela var, AK Parti'de de var. Ben kazanmasam AK Parti kaybetsin. Tabii şey yola çıkanlar. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani ben anlamadım. Burası bir siyasi bir parti. Bu partiyi babam bile kursa, sen o ideolojide değilsen ya da sen görev alırsın, görevi aldıktan sonra bir bırakma vaktin gelir. Böyle tabii. Ve bırakırsın gidersin. Şimdi bir dönem Halil Arda yani belediye başkanlığı yaptı. Doğrusuyla yanlışıyla. Yani bunu bu kadar iddia etmenin ben İl Genel Meclisi'nden beri tanıyorum Halil Arda'yı. Birebir hukukum olan, rahat konuşabileceğim, rahat edebileceğim bir insan. Yani ben şu an şeydim, şoktayım yani. Bu kadar koltuk meraklısı olmayan işte İzmir'den başkan olan diyen bir adam değil. Ne değişti ya? Niye böyle? Ki zaten ya bak başkanlıkta karşı liste açıklananın tamamına yakınını aramışlar. Aday olmayız, aday olmayacaksınız. Mesela Güzelbahçe'de aynı şey var. Evet. Daha düne kadar küfrettiğin, aday adaylarına sövdüğün, saydığın aday adaylarla omuz omuza veriyorsun. Tepeden inme adam gelmesin diye. Ya tepeden inme adam dediğin sen de 15 dönem, 3 dönem başkan yardımcılığı yapmış sana. Kentin bütün sokaklarını bırak parke taşlarını bilen bir adam. Niye neticede. 3 dönemdir o zaman yanında? Niye yanlat diyorsun tepeden inme? Ya da duyduğu 15 senelik dostunu koltuk sana verilmedi diye daha dün küfrettiğine bunlar buralı değil, buraya geçti, sonradan gelmişler, 3 senedir burada oturuyor, şunu yapacaklar, bunu götürecekler, kim, bunu getirecekler yani diye söylüyor. Mustafa Günay, Mustafa İnce 3 dönem belediye başkanlığı yaptıysa da en büyük nedeni de Mustafa Günay'dır. Öyle. Şimdi geç, senin mevcut yönetiminden 5 tane adam, özel kalemine kadar herkes senden kaçmak için aday olmuş. Sana da 3 dönem yaptın, 4. dönemi yok bu işin, süre demişler. Abdülbaşkan demişler, konak yok, büyükşehir için. Çalışabilirsin. Adam büyükşehir için çalıştı. Evet. Sonra da ben konak için çalışmıyorum dedi. Ben hala diyorum. Halil Arda'ya da demişler sen bir sene, bir dönem kalacaktın. Performansın bazı sıkıntılardan dolayı işte şudur budur ben burada saymayayım. O kendisi çok iyi biliyor zaten. Gazi Emin'i de çok iyi biliyor. İzmir siyaset de çok iyi biliyor sebeplerini. Ya. Söylemişler yani ya neyi zorluyorsun? Adem abi bak şimdi bahsettiğimiz insanlar. Bu arkadaşlar, bu belediye başkanları önümüzde 4 sene sonra yeniden bir başkanlık seçimi geleceğini unutmuş gibi davranıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı alacaksa görevi bırakan belediye başkanları ve ekiplerinin sokakta çalışmasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimini alacak. Yani sadece belediye başkanlarının, mevcut belediye başkanlarının değil, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok çalışması gerekiyor. Burada bu insanlara görev düşecek. Partili olarak. Hani en iyi partili bu arkadaşlardı? En iyileri bunlardı. En iyi koltuksa partisi abi. Yani bunlardan daha iyi parti yoktu. Başka yorum yok yani. Ben hani ama bakıyorum, kimse kızıp darılmasın. Koltuk gidince partiye küsülüyor. Abi koltuk gittiyse çık sokakta çalış. Hani dedem bu partiliydi, babam bu partiliydi. Yani, ben çık sokakta çalış, Gazi Emir'de. Madem yani göçmenler, göçmene göre oy veriyorlar. İn sahaya anlat. De ki kardeşim, burası bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyeti kuran parti. Siz
Buyurun gelin. Bu adayımıza oy verin. Size söz veriyoruz. Biz sahada çalışmaya devam edeceğiz. Dertlerinizi aktaracağız. Cumhurbaşkanı, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde de yanımızda olun. Çıkaracağımız adayı hep beraber cumhurbaşkanı yapalım. Ülkenin kaderini değiştirelim. Abi sana tek bir örnek. Ama bu demek yok. Senin karşına sen Halil Arda için kurulan oyunu ben çok iyi biliyorum. O masada tesadüfen denk geldim. Bir mekanda oturuyordum. Yanımda konuşuyorlardı. İsmi yanlış söyleyeyim. Abdülhakim Nursoy olacak kadar. Ne? Nursoy soy ismi. Balkan göçmenleri derneği falan filan. İşte Bulgaristan göçmenleri. Sarnıç'ta güçlü. Sarnıç'ta bağımsız aday çıkacaktı. Ya da MHP'den çıkacaktı. AK Parti destekli. MHP'den değil de Sarnıç'ta bağımsız aday çıkacaktı. Niye? İşte o pomakların oyunu bölüp AK Parti'yi bir yerlere getirmek için. Böyle bir iddia konuşuluyordu. Hatta ısrarla aday ol, aday ol, aday ol baskısı vardı. E şimdi tamam. Sen göçmensin kardeşim. Gideceğim, atıyorum iddiaya göre tipten aday olacak. E karşı taraf da ben göçmenim diyor. Adnan Yüksel benim yeğenim. Arkasına gittikten sonra karnın oyuna bile kefil olamıyorsun ya. Çocuğun oyuna bile kefil olamıyorsun. Diyor, zaten daha hesabı niye kefil olasın? Zaten bu demokrasi herkes birey. Abi, her birey gidip özgürce o oyu kullanabilir. Yani ben şey anlamıyorum. Yani seçime gelince herkesin birden bir etnik kimliği ortaya çıkıyor. Herkes birden Adem değişik abi, bu bir tarafa gidiyor. Parti, AK Parti ile başladı bu işler özellikle. Önceden de vardı. Sadece AK Parti'yi yıkmayalım ama Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Alevi, Sünni derken her artık o kadar böyle ayrışmaya başladık ki köylerdeki mahalleleri bile ayıracağız. Yani sen şu köyün şu üst mahallesindensin. Sen işte çay kenarındaki mahalledensin. Sen işte bu şehrin ovasındansın. Sen dağındansın. Yani bir vatandaşlık bilinci kalmadı. Yurttaşlık bilinci kalmadı. Ya. Her küçük küçük klanlar herkes bir şekilde ben alayım ve bunun da en tehlikeli şeyi şu. Küçük klanlar her zaman çeteleşmeye yatkındır. Aynen. O yüzden bir sürü çetemiz var bizim şu anda. Siyasi çetemiz bak. Ya. Elinde silahlı sokakta gezen adam demiyorum onlar ben. Onlar da cabası zaten. Yani onlar zaten cabası. Onlar yani onlar farklı bir kullar. Ama abi, siyasette de küçük küçük çıkar çeteleri var. Şey zaten Özgür Özel'in İzmir üzerindeki bu kadar genci getirmesinin temel sebebi, parti örgütlerinden gelen gençleri getirmesinin temel sebebinde bu yatıyor. Ya da partili insanı getirmenin temelinde bu yatıyor. Çünkü İzmir'de işte kimine Aziz Kocaoğlu dediler, kimine Tunç Soyerci dediler, kimine Tuncay Özkan dediler, kimine dediler Eski Önder Sava ekibi. Dikkat et, hepsinin adayları gitti. Başarılı olsa da olmasın. Mesela bak Çeşme örneği var. Başarı o ankette %88 üzerinde bir anket var. Beraber gittik mitinge. Sağda bir dünya adam yok muydu? Esat Dağ'ın bizzat başçısı gelip benim oyum sana başkan demedi mi biz orada? Kuzeni. Kuzeni geldi benim oyum sana başkan ya, demedi olabilir. Mi? Olabilir. Çeşme küçük yer. Yok. Yani ama neydi? 30 bin oy var Çeşme'de. Tuncay Özkan ekibi diye bir operasyonla o da temizlendi. Özellikle 32-40 yaş arasındaki gençlerin gelmesinin temel sebebi kimseye bağlı değiller. Direkt parti örgütlenmesinden gelmişler işte. Şimdi sen Ömer Eşkin'in parti gençlik kollarından yetiştiğini inkar edebiliyor musun? Hayır. Geldi bir yere. İrfan Önal'ın parti hayır, gençlik kollarının en alt kademesinden, hayır, mahalle komitesinden başlayıp gençlik kolları genel başkan emsi olup bu kente 5 tane belediye meclis üyesi oldu. Çalışıyor bu çocuk. Görkem, Duman, geziyorsun. Gençlik kollarından başlayıp gene gelmiş. Partinin Balkan masası denen önemli bir unsurunda görev almış bir arkadaş. Evet. Red etme şansın var mı? Şimdi sadece diyorum sana. Ala'da Çağatay var mesela. Şimdi Çağatay güç. Yani, genç bir arkadaş sıfırdan gelmiş. Şeyi sayıyorum partili abi. Selçuk Balkan iki dönemdir Urla'da belediye meclis üyesi kayyuma karşı en çok ses getiren, takır takır da çalışan, kimseyle gocunmayan gittiğinde o bizim Selçuk dedikleri bir adam. Mustafa Günay yıllardır bu parti içinde çalışıyor. En yaşlılar ama bir tane abi gerektiriyor. Onu oraya koymuşlar. Anlatabildim mi? Tek tek sayabiliyorsun. Ha eleştirin. Kimsenin bir mesela soruyorum CHP'de kimse niye Lal Denizli buraya geldi diyebiliyor mu? Ya şu anda niye mesela niye diyemiyor biliyor musun? İstanbul gönderdiği için şu anda fiili başkan İstanbul olduğu için kimse ona isyan etmiyor. Niye isyan etmiyor abi? Ya o kadar çok şahit oldu ki bak Adem abi. Anlatabildim. O kadar şahit olduk yani. CHP içinde bir mekanizma var. Yani bu köy gibi. Nasıl anlatayım? Yani köyün içinde böyle bir cümle, bir söz ya da bir mahallede dolanır durur ve durmadan büyür, 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 büyür. Artık sonra o gerçek olmasa bile, gerçek olmasa bile artık herkes inanır ve en çok da onu ilk söyleyen inanmaya başlar. Şimdi genel merkezde paralar havada uçuştu. Değil mi? Böyle bir cümle durmadan döndü. İşte şu kadar verdi, bu kadar verdi. Şu şöyle verdi, bu böyle verdi. E ben tanıyorum mesela. Şimdi İlkay Çiçek. Ya kampanya yürütecek para yok belki. Nerede verdi bu parayı? Kime verdi bu parayı? Halil İnay Kınay. Kime verdi bu sivil parayı? Sivil toplum örgütlerinden. Öyle bir para yok ya ki abi.
Olmayan parayı kime verebilir? Ya da ne bileyim işte sayalım Konak'ta Nilüfer Hanım. Ve para yok abi bu insanlarda. Hani böyle bunlar kendi yağında kavrulan hasbelkader mühendis, mimar, kendi hayatlarını geçindirecek kadar para kazanan, ihale almayan, inşaat yapmayan insanlar bunlar. Geldi anlat. Demek ki her yerde de para dönmüyormuş. Yani geldi anlat millet. Şimdi mesela ben Karabağları biraz değinmek istiyorum. Ondan sonra da bence bağlayalım. Sonra tekrar Parti devam ederiz. Var. O zaman AK Parti'ye gidelim. AK Parti'den devam edelim. Hiç Karabağlara girmeyelim. Karabağları sonra konuşuruz. Ya AK Parti'de mesela konu başlıklarımıza bakıyoruz. Ettiğimize bakıyoruz. Yani herkes bir yerlere getirme. Bütün dertleri oyları arttırmak. Bu kentin... Abi biz AK Parti'de sadece Hamza Dağ'a değinelim bugün. Büyükşehir Belediye Başkan adayına. Neden Hamza'da logo yok? Kentin logo yoktan öte şeyi söyleyeyim. Kenti böyle parsellemeye, böyle kendi oyunu arttırmak için, kente yeniden sahip olmak için logoya geleceğim. Logonun temel sebebi bu. Oradaki kriter seçimi kazanmaktan çok önceki seçimde alınan Zeybekçi'nin en yüksek 38.7'yi egale etmek, gitmek. Çünkü Hamza da bu partide Gençlik Kolları Başkanlığı da yaptı. İl Başkanlığı. Genel merkezde iki dönem hem ARGE'den de yönetimde, kaç dönemdir ARGE, MYK'da hatta. Son iki dönemdir MYK'da. Hem ARGE'den oldu hem tanıtım medya başkanlığı yaptı ki önemli görevler bunlar. AK Parti'de biri sürekli anketleri yapan, öbürü de partinin vitrini olarak çıkan ortaya. İsim ama hiçbir zaman İzmir'de kendine ait bir güç odağı olamadı. Buradaki güç odakları belliydi işte. Binali Bey vardı, Zeybekçi vardı, Nihat Zeybekçi Hamza vardı. Hamza Bey daha fazla genel merkezde. Genel merkezde. Şimdi artık burada bir güç odağı olmaya çalışıyor. Bunun için de aday atarken dikkat et, yani İzmir'e uygun tipler. Mesela Konak'ta yaptıkları en büyük hamle Ceyda Bölünmez Çankır. Ceyda Bölünmez Çankır seçimi kazanır mı? Kazanmaz. O da biliyor, kendi de inanıyor. Ama şöyle bir şey, mesela ısrarla dikkat et, ısrarla kentin sahil kesiminde çalışıyorlar. Tepede çalışmıyorlar mesela. Yani Beştepe'lerde çalışmıyorlar, Kadife Kalesi'nde çalışıyorlar. Ya fukarayı zaten bağladık diyorlar. Gültepe'de çalışıyor, burada çalışıyorlar. Hamza Dağ'ın bütün fotoğraflarına bak, Kıbrıs Şehitleri'nde fotoğraflar var, kentin belediyelerini artıyor, şu bu. Ve ısrarla da logo basmıyorlar. Çünkü bu insanların işte AK Parti deyince, ampul şeklini görünce bir antipatik tavırları var. Israrla İzmirli olma logosu üzerine, argüman üzerine kuruyorlar. Mesela sorarsan Hamza'dan bir tarafı Balıkesir sınırları, bir tarafı Kütahya Simavlı. O da İzmirli değil özünde. Anlatabildim mi? Yani deminki konuştuğumuz mantık çerçevesine baktık. Olarak... Hani diyor ya demin ki ben buna da karşıyım. Doğdum, ben şu an İzmirli sayılıyorum abi. İstediğim benim için Hamza da İzmirlidir yani. Kökenim Diyarbakır'da olur. Burada doğuyum, doydum mu? Burada iş kurdum mu? Burada ekmek veriyor mu? Burada ekmek kazanıyor mu? Neticede benim ben Hamza Dağlı aynı coğrafyanın insanıyım. Çok neticede ben buralıyım. Diyorum yani ben Hamza Dağlı aynı coğrafyanın insanıyım. O coğrafya kim daha çok hakim dersen ben daha çok hakimimdir. Daha çok gidip geliyorumdur. Daha çok eşimi dostumu ziyaret ediyorumdur. Köylerini daha çok daha geziyorum. Hakim, emin ol. Senden daha hakim. Ben daha hakimimdir abi. Ya sen hakimsin. Onun aurası o bölge olduğu için burada da o bölgedekilerle siyasete başladığı biliyorum, için. Biliyorum yerlerini biliyorum. Ondan dolayı. Şimdi o antipatik ortamı kaldırmak için bunu yapıyorlar. Dikkat et. O sivri çıkışları olan Bilal Saygılı bile artık işte İzmir'de hizmet şu bu. Yani CHP'nin yaptığı Tunç Başkan zamanında ekonomik sebeplerle kısmen askıya alınıp ya da biraz daha değiştirilerek uygulamaya sokulan işte mesela 90 dakika 3-4 bedava biniyordun. Şimdi öyle değil. Birincide yarı yarı ödüyorsun, ikincide 1/3 ödüyorsun falan filan öyle bir uygulama var. Bunun üzerinden siyaset kuruyor. Suyu indirimli yapacağız diyor. Tabii suyu indirimli yapmasının tek yolu var, arıtmaların tamamını kapatması. Çünkü arıtma maliyetleri çok yüksek olduğu için. Türkiye'nin neredeyse arıtmaların %50'si İzmir'de olduğu için. Yani AK Partili belediyelerde arıtma kaygısı, çevre kaygısı olmadığı için mesela İzmir, İstanbul'da da su pahalanmaya başladı. Niye biliyor musun? Ardı ardına arıtmalar yapıldı. Arıtmalar hayata geçince maliyet arttı. Maliyet suya yansıyor. Neticede bu maliyet muhasebesiyle ilgili bir şey. Burada zaten suyun indirileceğini ta ben şöyle söyleyeyim, bir ay önce aday adayken Cemil Tugay Habertürk'e çıkarken bir ay bir 40 gün önce Cemil Tugay zaten bunları söyledi. Otobüste 90 dakikanın geri geleceğini şunu söyledi. Yani şöyle bir şey var, orası daha çok bağırmayı bilmiyor, bu taraf daha çok iyi propaganda yapıyor. Mesela şimdi bize gelen haber portallarından da görüyor. AK Parti bir hemen bir basın grubu oluşturuyor, takır takır
Oradan atıyor, WhatsApp üzerinden atıyor, başka WhatsApp'tan atıyor. Senin kaç tane numaran varsa onu atıyor. Hepsini ard arda girmiş. CHP'de bu yok. Ve logo insanların gözüne batıyor. Niye gözüne batıyor? Çünkü AK Parti'nin bugüne kadar gelen adamların tamamı, buraya aday aday olmuş adamlar, şu adamlar, İzmir'le ilgili bir kötü kelime kullandı mutlaka. Ama Hamza da bunu tersine çevirip bir İzmirlilik vurgusu yapıp, iki, partiden bağımsız ben İzmirliyim, İzmir'e hizmet için geliyorum yani diyor. Ama bulunduğu koltuk, mevki bunu yalanlıyor. Bütün ya ben hikaye bence Hamza Dağ'ın kişilik algıya olarak, oynamak. Kişilik olarak, karakter olarak bugüne kadar hani AK Parti'nin gösterdiği en düzgün aday olduğunu düşünüyorum. Ya İzmir'e de en hakim adayı olduğunu düşünüyorum. En azından İzmir'de siyaset yapmış biri. Hani Nihat Zeybekçi gibi, Denizli'den, Binali Yıldırım gibi İstanbul'dan gelme bir isim değildi. Yani bu şehrin çocuğuydu en azından. Ancak şöyle bir durum var. Hamza Dağ ne kadar sempatik olmaya çalışsa da, ne kadar insanlara dokunmaya çalışsa da orada da bir gerçeklik var. Ve İzmirlilerin bunu oradan buradan öğrenmesine gerek yok bu gerçekliği. Biz yıllardır bu gerçekliği yaşıyoruz. Devlet yatırımı yok. Devlet yatırımları yarım kalıyor. Bitmemiş bir hızlı tren var. 2028'e müjde diye veriyorlar. 2028 Ankara İzmir hızlı tren hattının müjdesi veriyorlar. O zaman şunu soralım. Sen oradan geçecek değil mi? Hamza Dağ o zaman şunu soralım Hamza Bey'e. İngiltere Bankası, İngiltere Devleti tarihinin en büyük dış kredisini verdi. 2,5 milyar dolar. Bu krediyi neye verdi? Ankara İzmir yüksek hızlı tren hattına verdi. Vereli 2 sene oluyor belki. Bu para nerede? Bu para nerede? Bu para nereye harcandı? Bu hatta harcanmadığı belli. Bizden çok kendi gidiyor karayoluna o yolu. Ya bu hatta harcanmadığı belli. Bu hatta harcansaydı ben yeri, konum, mevkiyi de vereyim. Dumlupınar-Banaz arasındaki hattı bitirirlerdi. Tünelleri açarlardı, viyadükleri yaparlardı. Şantiyeler durmuş durumda. Kaç senedir? Yıllardır. Sen de saymayı bıraktık diyorsun. Adem abi, benim kendi köyümdeki beton mikserin içindeki beton donduğu için çalıştıramıyorlar. İşçiler kaç defa işi bıraktı? Yani bunu köylüler görüyor burada. Şimdi bu para nerede? Neyin müjdesi gelecek bize? Hangi yatırım gelecek? Yani otogar hattı, metro hattı yıllardır devletten ödeme bekliyor. O zaman biz her zaman şuna geliyoruz. Ödeme değil de kredi onayı bekliyor. Abi plana kredi girmiyor. Bulundu. Plana girmiyor. Yok, devlet... Kredi bulundu, onay imzası eksik. Abi kaç yıldır? Abi bunu niye zorluyorsun ki? Şimdi Cumhurbaşkanı çıktı Hatay'da deprem konutları için açık açık söyledi. Ya bana tabi olursun ya size hizmet vermem. Bizim Hatay'ın durumunu gördünüz dedi. Bizim Hamza Bey'i sevmememiz önemli değil. Hamza Bey'in hakkında olumlu ya da olumsuz düşünmemiz de önemli değil. Abi bu kente hizmet etmeyeni ben sevmiyorum. Çünkü mevcut belediye başkanları için de söylüyorum bunu. Bu kente hizmet etmeyen insanı ben sevmiyorum. Çünkü AK Parti'de şöyle bir durum var. AK Parti'de söz en tepede bitiyor. Normal olarak böyle. Ve en tepenin İzmir'e bakışı Kadık. Malumumuz. Ve bir de şimdi AK Parti niye İzmir alsın ki? AK Parti niye İzmir almak istesin? Her zaman ibretlik bir yerin bulunması lazım. Aynen. Değil mi? Burnu sürteceği bir yer olsun. Evet. Bak, biz yıllardır İzmir olarak ibretlik durumdayız. Hı. Ya bizim şeyimiz vardı, barajımız vardı. Barajdan bize su verilmedi mesela. Ya baraj yanlış. Baraj yanlış. Baraj su kaçırıyor. Kurmak istediğiniz barajı kurdurmadılar. Türkiye su Cumhuriyeti'nin kaçan, en ölü barajıdır. Kaçırıyor. Boru hattını sen dizdin, borunu biz suyu vermeseydik o boruları dizemezdin diye şey yaptın. Oysa kendin İstanbul için ıslancalardan su getirdin. Ta Bolu'dan getirdin yani kaç yüz kilometre öteden. Ya şunu söylüyorum yani bence yanlış yapıyor. Hatta şunu söyleyeyim, bu logo hikayesini bize ilk getiren kendi AK Partililer. Partisinden utanan aday diye söylediler. Yani ben öyle düşünmüyorum gerçi. Ama Hamza Bey niye partisinden utansın? Ben düşünmüyorum Hamza'dan... ama şunu söyleyeyim. Canı gönülden AK Partili olanlar bunu söylüyorlar. Niye bir logomuzu saklıyor kardeşim? Logomuzu atsa oraya gururla onurla niye taşımıyor diye söylüyorlar. Çünkü logo antipati yaratıyor İzmirli'de. Anlatabildim mi? Ya ama kordona girdiğinde insanlar şunu söylüyor. Bak kordondaki insanları ben zaten hani kordon benim için bir kıstas değildir. Değil zaten. Kordona gidip merhaba AK Parti'ye oy verir misiniz dediğinde yarısı der ki ben AK Parti'ye oy veririm der. Der yani. Rahat der. Ya zaten yukarıdan geliyor adam denizi görmek için. Orada sorun şu. Yani yukarıdan gelip denizi görmeye geliyor orada adam. Sorun şu.
Muzaffer İzgü'ye girsinler. Gazi Kadınlar'a girsinler. Yakalı şehitlerin içine girsinler. Başka yerlere girsinler. Başka yerlerde içki içen insanlara gitsinler. Gençlere gitsinler. Kordonda parası, cebinde parası olana değil. Yani burada 60 liraya bira içmek için 4 tane mekan gezen insanlara sorsunlar. Ya bak, basit haftada bir arkadaşıyla rakı içmeye çalışan şuradaki büro çalışanlarına Adem, sorsunlar. Ceyda Bölünmez Çankırı 2. bölge milletvekili. 1. bölgede de milletvekili yaptı. 2. bölge milletvekili. Karşıyaka'da bir yılbaşı sabahı bir gezisi vardı. Biz de birkaç gazeteci olarak katıldık. Tamam mı? Hani davetlilerine gittik, katıldık. Ya parkta oturuyorlardı. Parkın yerinde söyleyeyim. Göde Cengiz Parkı olacak yanlış değilsem. Şeyde, Şehitler Bulvarı var ya. Bostan şeyden Nergiz'e çıkan yol yok mu? Bostan İskele'den Nergiz'e çıkan yol. Taksi duran oldu, parktaydı. Kadının biri geldi ya böyle açıkta hiç hangi parti dedi. Böyle baktı. Ceyda Hanım AK Parti kriterlerine aykırı bir tip, prototipe sahip olduğu için şey dediler. Ha, AK Parti dedi. Kadın böyle baktı şok. Üzülüyorum ben size dedi. Kadın haklarını savunmayan bir yerde ne işiniz var dedi gitti. Kafada algı bu. Sen şimdi bu kadına saatlerce Ceyda Hanım ya bir gelin konuşalım, konuşacak bir şey yok dedi. Siz kadın haklarını savunmuyorsunuz dedi. Lafı söyledi gitti. Ya tamam. Anlatabildim mi? Vatandaş bu konuda haklı. Yok şey diyorum. Haklı haksız tartışmıyorum. Kafada öyle bir algı oluşmuş. Algıyı logoyu silerek kurtaramazsın. Peki logoyu sildin. Senin için ne diyorlar? İşte abi saç tıraşın, sakal tıraşın, bıyık tıraşın, giydiğin takım elbise, bakışın, işte bunlar hepsi bir kıstas. Neredeyse öyle bir hale geldik ki 70 öncesi nasılsa ülkücüler sarkık bıyık bırakacak, gençler yeşil, devrimciler yeşil parka giyecek, ülkücüler işte asker botu giyecek, anladın mı? Böyle herkesin bir kıstası var ya, artık burada da bir kıstas var, bıyık şeklinden, sakal şeklinden şudur budur diye. Hatta AK Parti bir ara onun önüne geçmek için herkese sakal uzattırdı burada işte, Bülent Delican bile sakal uzattı ya AK Parti il başkanı diye. Birçok adam sakal uzattı. Şimdi bir arada hepsinde bıyık vardı. İşte onu diyorum ya modaydı. Bir ara hepsi sigara bırakmaya kalktı. Cumhurbaşkanı kızdırdı içinde. Yani böyle bunlar zaten senin simgen var yani. Bazı simgelerin var. Giydiğin takım elbisenden simgen var. İşte içine atıyorum yelek giyersen başka oluyor. Çekerti bilmem böyle giyersen başka oluyor. Fuları bilmem nasıl bağlarsan. Ya oradaki fotoğrafa bakan adam sen zaten istediğin kadar logoyu koyup koyma. Sen resmine bak. Kıbrıs şehitlerine de bakıyor. Aa AKP'li diyor insanlar. Abi bak. AK Parti'nin de demiyor yani. İzmir'de AK Parti CHP'ye karşı yarışmıyor. İzmir'de AK Parti kendi genel merkezine karşı yarışıyor. En büyük mücadeleyi ona karşı veriyor. Çünkü burada ağızlarıyla kuş tutsalar genel merkezde yapılan bir şey, yani en tepedeki Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, söylediği bir söz burada Hamza Dağ'a kesilecek. Ve bu kutuplaşacak. Biz bu kesildi işte. Yarışa yeni başladık. Kesildi işte. Hatay'la ilgili gördün işte. Yani insanlar birden öyle güzel bir top verdi. Bu da kimin işine geliyor? Türkiye'de AK Parti'nin, İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine geliyor. Bu kadar net. Herkes kendi aurasını kurmuş o arada. Evet. Evet Adem abi. Bugünlük yeter diyelim. 45 dakikayı geçtik. Tekrar bol bol yayın yaparız. İnşallah bir dahaki yayında Süleyman abi de yanımızda olur. İnşallah. Tekrardan görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşürüz.